Selamlar, sevgiler arkadaşlar. Herkese merhabalar. Arkadaşlar, 2021 yılı için TNC Linux işletim sistemini tekrardan ele alarak yapılandırdık, güncelledik. Ben kendim sanal makineden live olarak başlattım şu anda VirtualBox üzerinden. VirtualBox bildiğimiz üzere sanallaştırma uygulaması. İşletim sistemlerini kullanabiliyoruz, deneyebiliyoruz sanal olarak sadece. TNC Linux işletim sistemini arkadaşlar tnctr.com üzerinden konusu var zaten. Detayları ve açıklamaları da var mevcut. Temin edebilirsiniz. Aynı zamanda gnu.linux.tr.blogspot.com'da benim blog sayfamda da mevcut. Diğer çalışmalarım da var, Linux çalışmalarım. SourceForge üzerinde arkadaşlar zaten indirme linki vesaire burada. Tüm detaylarıyla açıklamalar mevcut. Ben universal olması bakımından İngilizce düzenledim, ekledim arkadaşlar. Ancak tabi Chrome kullanıcısıysanız Translate kullanabilirsiniz, Türkçe'ye dönüştürebilirsiniz. Anlamak yani Translator kanalıyla anlaşılabilir. Türkiye Ubuntu Türkiye forumunda da arkadaşlar konusunu açtım. Burada da mevcut. Temin etmek için dileyen buradan indirebilir, inceleyebilir. 1, 2, 3, 4 kanaldan indirebilirsiniz arkadaşlar. Benim YouTube'da şeylerim de var arkadaşlar. Videolarım falan var. Yani Linux ile ilgili, Windows ve içeriklerle ilgili. O kanalıma da bir gireyim şimdi ben. Murat Atıcı bu arada arkadaşlar, benim adım soyadım. İnternet üzerindeki nick ismim Forges, bildiğiniz üzere. Videolarım falan da burada arkadaşlar. Dileyen inceleyebilir. Konuların altına soru ve görüşleri olanlar, dileyen yazabilir. Buradan ben cevaplamaya çalışırım arkadaşlar. Live olarak başlattık arkadaşlar TNC Linux'u. Şimdi giriş yapıyorum. Ben arkadaşlar hatırlatmak gerekirse bu oturum ekranında dileyen şey yapabilir. Türkçe dili alabilir. Farklı İngilizce diller, Latince, işte British var, Amerikan İngiliz var, Australian İngiliz var, bir de Kanada var. Türkçe yaparak Türkçe şeklinde sisteme giriş yapabilirler. Bunu da belirtmiş olayım. Login yapıyorum arkadaşlar. Live olarak başlattık. Herhangi bir kurulum değil. Sadece uygulamaları ve genel incelemek için ben sanal olarak başlattım arkadaşlar. Bir göz atalım diye. Ekranı hatta full yapalım. Evet. Şu an açıldı. Çözünürlüğü ayarlıyor arkadaşlar. Ferdi uygulaması arkadaşlar açıldı. Ben biraz önce hazırlamıştım. Ferdi uygulaması arkadaşlar, sosyal ağlara giriş yapabiliyorsunuz bu uygulamayla. WhatsApp'tır, Instagram'dır, işte ne bileyim Twitch'tir, Skype'dir, Microsoft Teams vesaire, bunu hesabı olanlar kullanabilirler. Ben şunları aşağı çekeyim şimdilik. Dolayısıyla işinizi görecek uygulamalar ekledik arkadaşlar. Google Chrome mevcut, bildiğimiz üzere popüler bir tarayıcı. LibreOffice var. Word, Excel, PowerPoint işleminizi yapabilirsiniz. Microsoft Teams yine burada. Ayarlar yöneticimiz var. Ayarlar yöneticisi üzerinden, yani denetim masası gibi düşünebiliriz. Buradan istediğimizi, bütün ayarları buradan yapabiliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla mesela Firewall açacaksanız eğer güvenlik yapılandırmasına tıklayıp güvenlik isteyenler için Defender mantığında sistemi güvenli hale getirebilirsiniz arkadaşlar. Güvenlik duvarı da açıldı burada. Gufe adı. Bakalım ona. Evet. Gufe Firewall arkadaşlar. Buradaki aşağıda hemen şey var. Şurada tik var. Durum. Bunu tıkladığımız an aktif oluyor. Hatta edelim. Bu rengi değişecek şimdi. Evet arkadaşlar. Şu anda koruma moduna geçti. Buradan dileyen farklı dizin seçenekleri buradan kendisine göre yapabilir. Buradan da profil ekleyebilir vesaire. Şimdilik bunu geçiyorum. Yani koruma da mevcut arkadaşlar. Onu da belirtmek istedim. Bunun haricinde arkadaşlar şu Ferdi uygulamasıyla da ücretsiz hesap oluşturup kendi hesabınız üzerinden telefona herhangi gereksinim duymadan WhatsApp, Instagram, Twitch, Skype'i vesaire içerikli, hatta maillerinizi vesaire tek arayüzden kontrol etmek için arkadaşlar çok güzel bir uygulama. Ücretsiz, açık kaynak. GitHub üzerinde de açık kaynak olduğu için şeyleri var. Kodları falan mevcut. Hatta şeye de bakalım hakkında.
Franz Ferdinand geliştiricisi arkadaşlar. 5.5.0 versiyonu. Şu şeyler kapanmadı hala. Hmm, bakalım. Şey ayarlar. Bunu da kapatalım. SoftTeams daha yeni live olarak başlattığım için arkadaşlar. Evet, burada sık kullanılanlarda mail okuyucusu var arkadaşlar. Yazılım merkezi. Sistemi güncelleme. Mutlaka güncelleme yapın. Arkadaşlar Anydesk kurdum. Ekledik sisteme. Yani Teamweaver gibi uzaktan bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Ücretsiz bir uygulama bu da. Tıklayalım. Anydesk'i açtığımızda buradan bağlantılarımızı yapabiliyoruz arkadaşlar. Karşı tarafta bilgisayarlara bağlanabiliyorsunuz bu sayede. Free, ücretsiz arkadaşlar kullanın bu. Hatta sistem başladığında bunu kapatabilirsek iyi olacaktı ama. Evet. Bu sağ altta görev çubuğunda arkadaşlar mevcut. Tıkladığımızdan açılır arkadaşlar. Kullanabilirsiniz. Free ücretsiz uygulama. VLC Player ekledim arkadaşlar. Video ve ses oyuncusu bildiğimiz üzere popüler bir uygulama. Açamadığı aşağı yukarı ses ve video dosyaları yok. Audios var arkadaşlar. Ben bunu Winamp'a benzettim. Temasını ilave ettim. Gerçekten sade ve güzel bir arayüzü var. Kullanabilirsiniz. Winamp tadında bir media player. Bunun haricinde belgeler klasörümüz var arkadaşlar burada. Belgeler klasörümüz var. Buradan da işlemlerimizi yapabiliyoruz. Şu, evet. Çöp tenekesi. Şey. Evet, buradan şeyleri inceleyelim. Virtual Box koyduk arkadaşlar. Time Shift var. Sistem geri yükleme, yedekleme yapabilirsiniz. Balena Etcher. USB disklerinize ISO dosyalarını yazdırabilirsiniz. Boot edilebilir Windows, Linux gibi. Bu da gayet arayüzü hoş bir uygulama. Sürücüleriniz işte Nvidia, Atia, Intel vesaire varsa driver yükleyicisiyle de yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Kurulum da zaten başlatıldığında kurulum. Dolayısıyla güncellemeler seçilirken de sürücü seçme özelliği de var mevcut. Dolayısıyla kurulum esnasında online olduğunuz takdirde hem güncellemeler hem de sisteminizdeki donanımları tanıyacak şekilde yükleyecektir arkadaşlar. Çoklu ortamda ben Equalizer ekstra olarak ilave ettim. Ses kalitesini daha detaylı, genel olarak yani hem sistem sesi hem video veya müzik sesi ayarlamak için bu Equalizer özelliğini de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Seslerde derinlikler vesaire ince detayları yapabiliyorsunuz. Bunun haricinde Compiz Fizyon var arkadaşlar. Şu an sanal makinedeyim. Aslında denesem mi bilmiyorum diye çekindim ama belki kasabilir. Hatta bir çalıştıralım bakalım. Biraz kırpma yapar. Şimdi bakalım. Bu arkadaşlar 3D özelliğini alıyor. Yani kontrol, klavyeden kontrol alt, mouse'unuzun sol tuşuyla böyle çevirebiliyorsunuz arkadaşlar. 3D boyutta. Sola doğru mouse'unuzu götürdüğünüzde 4 tane masaüstü olacak arkadaşlar. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Bir daha götürelim. Buradan hatta şöyle yapalım. Evet. Şu şekilde. Neden böyle oldu? Neyse bu şekilde. Şu an sanal makinedeyim. Tam algılamadı. Buradan arkadaşlar Select Windows Manager üzerinden Compiz'i aktif edebilirsiniz. Hemen alt tema manager'la da bu sayfaların çubuklarını bu şekilde şu şekilde değiştirebilirsiniz burada. Birazdan açılır şimdi uygulama. Hemen alt açıldı. Bunun başlıkları kendinize göre buradan sevdiğiniz çubuklar var, görev çubukları. Hatta değiştirelim. Kendimize göre şeffaf veya Mac gibi. Bunu aşağı doğru iniyorum. Şuradan bakayım Yosemite. Evet. Mac gibi tarzı mesela. İsteyen dileyen bu şekilde kullanabilir. Her türlü değiştirebilirsiniz. Bu da işinize yarar arkadaşlar. Efektli şekilde zaten böyle. Gördüğümüz üzere. Şimdi ben bu Compiz'i bu şekilde gösterdim. Siz kendinize göre detaylı yapabilirsiniz. Emerald'ı uygulaması zaten. Compiz'i aktif edin. Daha sonra Emerald'dan yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu Compiz'i ben varsayılan olarak aktif etmedim. Çünkü sebebi şu arkadaşlar. Ola ki
donanımı düşük olan birisi kompis aktifken kurduğu zaman sistemde bir sorun oluşabilir diye, yani ekran kararır veya açılmaz sistem vesaire gibi durumlar olur diye, bunu ben isteğe bağlı şekilde simgesini buraya atadım. Kompis füzyon simgesi. Pencere Select Windows Manager'dan kompizi aktif ettiğimizde efektler de aktif oluyor arkadaşlar. Burayı da bu şekilde anlatmış olduk. Office kısmında zaten Ethereal var. Bu PDF okuyucusu, e-book falan. Evaluation mail istemcisi. Maillerinizi kontrol edebilirsiniz. Bana sorarsanız Ferdi o işlerin hepsini yapıyor. Ama Evaluation'da güzel bir uygulama. Thunderbird'ü kaldırdım, bunu koydum. LibreOffice full olarak geliyor zaten bildiğimiz gibi. Microsoft Office'e muadili. Bütün Word, Excel hepsi birbirini tanır. İşlemlerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. İnternet sekmesinde de Steam var. Qubit Torrent istemcisi. Microsoft Teams'i biliyoruz zaten. FlareGet var. İnternet Download Manager muadili bir uygulama arkadaşlar. Bu uygulamayla arkadaşlar indirme işlemlerinizi yapabilirsiniz. Süreli kullanım ama her kapatıp açtığınızda dolduğu zaman tekrar başa dönüyor. Herhangi bir lisansla işiniz olmuyor. İndirme sayısı sanıyorum 10 olması lazım ama o da çok sorun olmuyor yani indirmelerde. Ben kullanıyorum. Şu anda direkt bir sorun yaşamadım açıkçası. Çıkıyorum bundan da zaten. Onun haricinde arkadaşlar şurada install, ben kısa yolları silmişim. Tekrar bakayım şurada. Renas yani tnctr. Evet, burada kurulum simgesi masaüstüne atalım. Zaten masaüstündeydi. Ben yanlışlıkla sildim arkadaşlar. Denemek için ilk önce açmıştım sistemi. Arkadaşlar bu kısa yoldan yani live olarak başlattığınızda sistemi kuruluma başlıyorsunuz arkadaşlar. Disk seçimi yapıp kullanıcı adı ve parola belirleyip daha sonra kurulum bitiyor. Çok da şey değil, ne derler, sorun değil arkadaşlar. Hatta bir başlatalım, bir sorun olacak mı bilmiyorum. Göstermek adına bir başlatalım. Sanal makine olduğu için biraz arkadaşlar sorun olay yavaş olabilir. Bu arada sesim kısık biraz, kusura bakmayın arkadaşlar. Biraz rahatsızlandım. Onun için özür dilerim yani. Arkadaşlar uygulama kurucu başlatılıyor şu anda. Gördüğünüz gibi imleç dönüyor. Evet arkadaşlar başladı şu anda. Burada arkadaşlar istediğimiz dili seçiyoruz. Hangi dili istiyorsak, bütün dünya dilleri var. Aşağı doğru Türkçeyi seçiyorum ben. Seçtik Türkçeyi. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ben sadece aşamayı göstermek için arkadaşlar. Klavyemizi buradan test edebilirsiniz. Türkçe oldu, otomatik zaten algılıyor. Devam diyoruz. Intro olarak gösteriyorum arkadaşlar, kurmayacağım. Yani arayüzünü görmek adına sadece arkadaşlar. Şimdi disk bölümleme sanıyorum o bölüme gelecek. 22, evet. Arkadaşlar sanal makine ben 10 GB bölüm ayırmıştım. Dolayısıyla 22 GB alan gösteriyor, 22.4. Neyse bu bölümü atlayalım, göstermiş olduk. Sanal olduğu için şu an makine dolayısıyla ilerlemedi. Sağlık olsun. Zaten bildiğimiz standart Ubuntu kurulumu olduğu için sorun şu anda anlamışsınızdır az çok. Onun haricinde arkadaşlar oyunlar kısmında kart oyunu var, Solitaire. Onu koydum. Hani bulunsun diye. İş görür bir oyun arkadaşlar. Windows'taki kart oyunu gibi. Onun haricinde Steam var arkadaşlar. Hesaplarınızla Steam'i kurup giriş yapabilirsiniz oyunlara. Çoklu ortamda biraz önce de Clementine var ekstra. İşte OBS Studio, OpenShot Video Editor, VocalScreen şu an video kaydı yaptığım uygulama gibi. Onun haricinde LibreOffice Match var. Grafikte de Document Scanner, GIMP var, LibreOffice Drive var, Pinta var, Ristretto var, Shotwell var. Resimler, sistemde oldukça göze hoş resimler ekledim arkadaşlar, göze hoş görünen. Buradan dileyen istediği gibi resimlerini seçebilir, kullanabilir. Beğendiği manzara resimleri daha çok. Daha önce de kullanmıştım sistemlerde. Bazıları ekstradan ekledim, bazıları değişik.
Hatta sağ tık yaparak masaüstü ayarlarına girelim. Ayarlardan da arkadaşlar masaüstü seçimlerimizi, resimlerimizi seçebiliyoruz arkadaşlar. Ekran niye küçüldü böyle? Bunu kapatalım bir. Şuradan tekrar bir şey yapalım. Ekran küçüldü arkadaşlar. Tekrar bir şey yapalım. Sanal makine olunca arkadaşlar böyle oluyor arada bir. Çözünürlüğü ayarlayalım bir. Masaüstü ekran diyor. Bakalım ekranda. Evet, çözünürlüğümüz düşmüş birdenbire. Galiba misafir eklentileri otomatik yükledi sistem. Uygula diyelim. Onu da görmüş olduk. Evet arkadaşlar, şimdi buradan kendimiz masaüstü resimlerimizi bu şekilde gördüğümüz gibi şey yapıyoruz. İstediğimiz seçebiliriz arkadaşlar. Masaüstü resimlerimizi bu şekilde. TNC Linux'te. Aşağı çok resim var arkadaşlar. Beğendiğinizi kullanabilirsiniz. Buradan gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben standart olarak şunu ayarlamıştım. Bu var. Ve şeyler açıkken masaüstünde sağ alttan masaüstü göstergesi de var. Burada da var göstergesi de arkadaşlar. Açılan sekmeleri buradan da görebiliyoruz arkadaşlar. Dileyen buradan görür. Kapat derseniz kapatır. Buradan da gösteriyor aynı zamanda. Evet arkadaşlar, burada da belgeleri açma var, dizinler vesaire. Balina açılımız var, USB yazdırma, onu söylemiştim biraz evvel de galiba. Arkadaşlar şey de var, internet sekmesi neydi galiba? Neredeydi bu? Play on Linux'tan arkadaşlar, Wine emülatörü bu da. Aynı zamanda uygulamaları kurabiliyorsunuz arkadaşlar. Microsoft yazılımlarını kullanabiliyorsunuz. Şu anda açmayacağım, sanal makine olduğu için. Dolayısıyla işte kurmak istediğiniz Windows uygulamaları olduğu zaman mevcut olan üzerinden menüden seçip kurabiliyorsunuz arkadaşlar, kullanabilirsiniz. Onun haricinde ne vardı burada? XFBurm var, CD-DVD yazdırıcı arkadaşlar, o da. Ekran görüntüsü var, ona da tıklayalım. Balina Etcher, buradan işte ISO dosyasını seçiyorsunuz. Ondan sonra tamam deyip ileri deyip flash diyoruz, yazdırıyoruz arkadaşlar. Ekran görüntüsü alıyor işte şu anda da. Ekran görüntüsü aldı. Onun haricinde buradan tarih, saat, işte ses ve aynı zamanda oynatıcıları görebiliyoruz arkadaşlar. Masaüstü kompizi biraz önce anlatmıştım. Select Manager, Windows Manager'dan kompizi seçtiğimiz an aktif oluyor arkadaşlar. Bakın hemen aktif etti kendini, efektler falan. Bir tane açalım. Biraz önce MacOS'u seçmiştim. Şu işi başlıklar. Buradan büyütüyoruz. Şuradan şey yapıyoruz. Arkadaşlar bu konfigürasyon özelliğinin Setting Manager'dan dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Efektleri mesela şöyle söyleyeyim. Sallanan pencereler var. Aşağı doğru inelim. Wubi diye geçiyordu. Sallanan pencereler. Şimdi Türkçe yaptığımız için bu şekilde verdi. Wubi olarak İngilizcesi. Sallanıyor arkadaşlar böyle pencereler. Bunu kapattığınız zaman normale gelir. Dileyen bu şekilde kullanabilir mi? Şöyle yapalım, büyütelim. Gördüğünüz gibi sallanıyor arkadaşlar, esneme yapıyor sayfalar. Dileyen bu şekilde de kullanabilir. Bu canlandırmalarda aşağı yukarı, yani indirme ve büyümede, küçülmede yine bir şey yapıyor, efekt veriyor. Küçültme efektlerini buradan kendinize göre değiştirebilirsiniz. Mesela Magic Lamp ayarlı bu. Grade 1 olabilir. Grade 1'i yapabilirsiniz. Küçültme, işte an minimize, kapatma. Kapatmada da farklı bir yine bir şey yapabilirsiniz, efekt. Sidekick diyor. Bakalım. Şimdi kapatacağım. Nasıl kapanacak? Normal kapan. Şöyle aşağı yukarı. Evet, gördüğümüz gibi büyüyor, küçülüyor.
sürükleyip arkadaşlar diğer masa üstüne geçebilirsiniz burada. Böyle gördüğümüz gibi. Bu şekilde arkadaşlar. 4'teydi galiba. Geçti. Ha şuradaymış. Bunu buradan sağa tıklayıp birinci masa üstüne alabilirsiniz arkadaşlar. Buradan. Sola, şu sol çalışmadı ama niye anlamadım. Buradan bunu kapatalım şimdilik arkadaşlar. Kompizi ben şimdilik kapatıyorum arkadaşlar. Select Windows Manager'dan. Normali alıyorum. Sanal makinede biraz şey yapıyor arkadaşlar, kasıyor. Dosya yüzeyimiz burada, kapatalım. Evet arkadaşlar, TNC Linux 2021.2 yani 2001 yılı güncellemeli olan Linux işletim sistemimizi inceledik. Şunu da küçük biraz scroll yapalım. Evet. Genel şeyi bu arkadaşlar. Kapatalım bir Libo ekranını tekrar alalım. Oturumu kapat. Oturum ekranından kendinize göre İngilizce, Türkçe veya kurulum sonrası işte İngilizce de kursanız Türkçe yapabilirsiniz dilerseniz. Fark etmiyor. Arayüzü inceledik. Uygulamalara baktık arkadaşlar. Kurulumu standart Ubuntu Linux Mint kurulumu arkadaşlar bildiğimiz üzere. Çok zor bir şey değil. Windows yanına kuracak arkadaşlar Windows üzerinden disk bölümlemeden disk alanı ayırsınlar. Ne kadar varsa disk alanı 100 GB'sa diyelim, diyelim 150 GB var. 50 GB'ını Linux için ayırsınlar. Ayrılan diske kurulumda 50 GB'lık boyuttan tahminli o disk alanını tiklesinler. Root simgesini seçerek export ileri diyerek kuruluma devam etsinler. Kullanıcı adı ve parola belirliyorsunuz. Parolanızı unutmayın. Dileyen 2 haneli girer, dileyen 6 haneli. Tabii güçlü bir parola olursa daha iyi olur. Yok ben parolayla çok uğraşmayayım, aklımda hafızamda kalsın 2-3 haneli. Öyle de olur. Ben tek haneli kullanıyorum mesela. Sorun olmuyor. Ama tabii güçlü parola kullanırsanız sizin için daha iyi olur. Genel yani önerilen genelde budur zaten. Arkadaşlar TNC Linux 2021'i inceledik. Umarım beğenirsiniz. Son takdir sizin tabii. Yorum, soru görüşleriniz olursa video altından TNC Telekom'dan, gnu.linux.blogspot.com'dan, Sosforje'den hatta Ubuntu Forum'da olabilir. Oradan yazabilirsiniz bana. Ben de bildiklerimi elimden geldiğince size aktarmaya çalışırım arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıkla kalın.